Değerli sanatseverler, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sanat Cep'te uygulamasının Instagram hesabından yaptığımız canlı yayına hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs Pazartesi. Ben Deniz, Devlet Opera Balesi sanatçısı ve genel koordinatörü Oğuz Sırmalı. Yine bütün sanatçılarımız olduğu gibi çok değerli bir sanatçı arkadaşımızı sizlerle tanıştıracağız, sizlerle buluşturacağız. Akın Ulutaş, klarnet sanatçımız, aynı zamanda Antalya Devlet Opera Balesi müdürü ve sanat yönetmenimiz bugün bizle beraber olacak. Şu anda bakıyorum. Akın Bey geldi mi yayına? Sanıyorum gene internetten bir bağlantı problemi yaşanıyor. Malum Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim kurslarına, derslerine şu anda bütün gençlerimiz internet üzerinden yoğun bir ilgiyle ders çalışıyorlar. Dolayısıyla internette bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama birazdan muhtemelen gelecektir. Bu hafta 3. haftamız. Aşağı yukarı 14 sanatçıyı, hatta tam olarak 13 sanatçımızı sizlerle buluşturduk, değerli sanatçılarımızı. Yine başka sanatçılarımızla çok güzel programlar hazırlamaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı farklı sanat kurumlarının sanatçılarıyla her gün 11'de ve 16'da canlı yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz. Tekrar bakıyorum, bugün saat 11'de. Yani birazdan Akın Ulutaş, Antalya Devlet Opera Balesi'nin müdürüyle güzel bir sohbet yapacağız. Klarnet sanatçımız bize canlı performanslar yapacak. Öğleden sonra saat 4'te de Suat Arıkan, İstanbul Devlet Opera Balesi'nin müdürü ve çok önemli bir bariton sanatçısı, sizlerin de yakından tanıdığı gibi, onunla ufak performanslar ve güzel bir sohbet yapacağız. Akın Bey, günaydın. Günaydın Oğuzcuğum, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ olun, teşekkürler. Sen nasılsın, iyisin? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Malum internette biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda gençlerimiz internet üzerinden ders çalıştığı için ben de yaşıyorum giriş çıkışlarda internete, ama şu anda buluştuk. Ben seni anons ettim izleyicilerimize. Antalya Devlet Opera Balesi'nin müdür ve sanat yönetmeni dedim. Klarnet sanatçısı dedim. Sen de seni zaten tanıyorlar. Sanat camiasının büyük bir çoğunluğu tanıyor, ama tanımayan az sayıda da olsa sanatsever için biraz kendini tanıtabilir misin lütfen? Tabii ki. Öncelikle pandemi sürecinde sahnelerimizden uzak kaldığımız bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sanat Cep'te uygulaması sayesinde sanatseverler ve seyircilerimizle buluştuğum için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Bu vesileyle de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda da sahnelerimizde, seyircilerimizle, sanatseverlerle, iş arkadaşlarımızla buluşmayı iple çekiyorum. Bir parantezde sana açmak istiyorum Oğuzcuğum. Sen de haftanın 6 günü saat 11'de ve saat 4'te güzel yayın yapıyorsun. Gayet de başarıyla yapıyorsun. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben bu projenin tam ortasında sanatseverlerle sanatçıları buluşturmaya çalışıyorum. Ben de çok son derece keyif alıyorum. Malum sunuculuk benim işim değil. Ben de bir opera sanatçısıyım, ama gerçekten çok keyif aldığım bir süreç oldu. Pandemi süresince ben de evde kalmaktan artık biraz sıkılmıştım, çalışıyordum. Ama böyle uğraşılar, hem de bir sanatçı olarak sanattan ayrı kalmak, sahnelerden ayrı kalmak beni de çok şahsen üzüyordu. Ama bu noktada olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Sizi sanatseverlerle buluşturuyorum. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ben Akın Ulutaş, Antalya Devlet Opera ve Balesi klarnet sanatçısı ve müdürlük görevini yürütüyorum şu anda. Müzikle tanışmam ailem ve akrabalarım sayesinde oldu. Biraz anlatmak istiyorum. Rahmetli eniştem porno sanatçısı Ferhat Güneri uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda, sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda ve 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da korno eğitmenliği yaptı. Ve şu andaki Türkiye'de hem opera orkestralarında hem senfoni orkestralarında birçok korno sanatçısı onun öğrencisi. Yine CSO'dan emekli Yılmaz amcam. Onların çocukları sanatçı bir ailede yetiştim diyeyim. Böyle bir ailede büyüdüğüm için de tercih yapmam zor olmadı. İlkokuldan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimime başladım. 2000 yılında mezun oldum.
Ve hemen askerlik görevimi tamamladım. 2002 yılında Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin açtığı sınava girdik. Ve 2002 yılından beri kurumda klarnet sanatçısı olarak çalışmaya başladım. Şu anda da dediğim gibi klarnet sanatçısı ve müdürlük görevini yürütüyorum. Antalya Devlet Opera Balemiz aslında bu konuya girmeden önce ben biliyorum ki siz çok güzel parçalar hazırladınız. Konuşacağımız konular daha derin. Şimdi hemen ben de kendimi zor tuttum. Dilersen güzel bir parçaya devam edelim Akın Bey. Tamam, tabii ki. Ben şimdi sohbetimiz ilerleyen dakikalarında da bahsedeceğim klarnetle ilgili. Klarnetin orkestralarla buluşmasını ilk sağlayan besteci Mozart, 1770 yılında Paris Senfonisi ile klarnet ilk defa senfoni orkestralarında çalınmaya başlandı. Ben de Mozart'ın klarnet konçertosunun ikinci bölümünü çalacağım.
Ya bizi hüzne boğdun Akın hocam, sabah sabah yani ruhumuzu titrettin. Ben gerçekten çok sevdiğim bir konçertodur. Beni çok hüzne boğar. Nedense hep Mozart gibi bir dehanın kısacık, yani böyle bir yani bir kelebek gibi ömrünün kısa sürmesini düşünürüm. Özellikle bu konçertoyu dinlerken yani dünya tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük müzik dehasının sadece 35 yıllık bir ömür yaşaması ve bu kısacık yaşama 600 küsür 626 tane, yanlış hatırlamıyorsam 626 tane ölümsüz eser bırakması, bu müzik dünyasının en büyük kazançlarından biri olsa da onun kısa ömrü de müzik dünyasının en büyük kaybı. Yani Maalesef. toprağı bol olsun diyelim Mozart'ın. Bizi gerçekten başka bir yerlere götürdün. Peki şeyden bahsedelim. Klarnetten bahsedelim. Biz geçtiğimiz haftalarda da Serkan Çağrı hocamla güzel bir program yaptık. Türk müziği, klarnetin Türk müziğindeki yerinden bahsetmiştik. Şimdi sizinle de klarnetin klasik müzikteki yerinden bahsedelim. Teknikleri aşağı yukarı aynı mıdır? Enstrümanlar birebir aynı mıdır? Kullanışı farklı mıdır? Bize önce bu farklardan bahsedebilir misin lütfen? Şimdi birebir aynı değil. Farklılıklar bir sürü. Bizim çaldığımız mesela ben şimdi Mozart klarnet konçertosu La klarnetle çaldım. La klarnet için verilmiş mesela. Türk müziğinde kullanılan genellikle biliyorsun ki sol klarnet. Dünyada klarnette kullandığımız iki tane sistem var. Bir Alman sistem, Dorje sistem dediğimiz. Bir de Fransız Böhm sistem. Biz klasik Batı müziğinde Böhm sistemde çalıyoruz. Genelde Türkiye'de senfoni orkestraları ve opera orkestralarındaki bütün sanatçı arkadaşlarım, klarnetçi arkadaşlarım bu sistemde çalıyoruz. Türk müziğinde de sol klarnet, Alman sistem sol klarnet. Türk müziğinde de onu tercih ediyorlar çalmayı. Parmak basış şekillerinde iki klarnet arasında Alman sistemle Böhm sistem arasında farklılıklar var. Klarnet şöyle anlatayım. Sert ve dayanıklı ağaçtan yapılıyor. Özellikle de abanoz ağacından yapılıyor. Tahta nefesli sazlar ailesinin bir üyesi. Tek kamışla çalınıyor. Neden oluşuyor klarnet? Göstereyim. Bek, baril, üst gövde ve kalak. Kamışı da bilezik dediğimiz bu parçayla beke sabit diye ve kamışın titreşimi sesi elde etmiş oluyoruz. Klarnet 17. yüzyılın başlarında Avrupa'da ilk olarak da çok farklı. O zamanlar ilk çıktığı zaman şaluma deniliyormuş. Bilgi de vereyim. O zamanki kamışlı tahta nefesli çalgıların tümüne aynısını deniliyormuş. Aynısını alıyormuş. Ondan sonraki süreçte birçok enstrüman yapımcısının elinden geçerek işte hem Alman sistem hem Fransız sistem, işte Böhm sistem bizim çaldığımız sistemi evrilmiş ve gelişmiş. Klarnetin sesinin duruluğu, parlaklığı ve uyumu sayesinde de orkestralarda, sololarda besteciler tarafından fazlasıyla aktif olarak kullanılmış. Çok Antalya Devlet Opera Balesi'nin müdürü ve sanat yönetmeni Akın Ulutaş tekrar yayınımızda. Korktuk bir an evet. gittiniz diye. Vallahi gittim geri geldim. Korktuk çünkü tam ısınmaya başlamıştık. Sanattan bahsediyorduk, klarnetten bahsettik. Klarneti tanıtırken gitti yayın ama isterseniz bir parçayla devam edelim tekrar. Evet. Tatlıya müzikle bağlayalım. Tam şeyi söylüyorum. İşte klarnete yazılan bestecilerin kullandığı orkestrada çok duygusal ve karakteristik sololarda da kullanılıyor. Buna örnek olarak da Puccini'nin Tosca Operası'nın meşhur Cavaradossi'nin aryasının meşhur klarnet solosunu dünyada klarnet dendiği zaman akla gelen ilk sololardan biri. Onu Çalınmasa çalmak istiyorum olmaz. şimdi. Thank you.
Ulu Önder Atatürk'ümüzün de en sevdiği ari olarak bilinir. Giacomo Puccini'nin Tosca Operası'nın 3. perdesindeki Cavaradossi'nin aryası Eluce Ballestelle, Yıldızlar Işıldıyordu. Hatta bunun çok güzel bir tercümesi var. Nazım Hikmet tarafından yapılmış. Döneminde Türkçe oynanırken, yaklaşık 40-50 sene kadar önce devlet operalarında, operalar Türkçe dillerinde oynanırken, orijinal dilde değil, Türk dilinde oynanırken çevirilerle oynanıyordu. Ve o zamanki çevirisi Nazım Hikmet yapmıştı. Uzun yıllar biz de eski kayıtlardan bunları dinledik. Peki, Sayın Akın Hocam, Antalya Devlet Opera Balesi'nin pandemiden sonraki planları neler? Şöyle söyleyeyim, pandemiden sonra inşallah Haziran ayıyla normalleşme sürecine başlayacağımıza cami gönüllerine hazırlık ve başlama dönemine yapıyoruz. Biz de ülkemizin en prestijli ve en önemli festivallerinden biri olan Uluslararası Aslanlı Opera ve Bale Festivali'nin genel müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılıyor tabii, ama ev sahibi sayılıyoruz. Bunun katkıda bulunuyoruz. Onunla ilgili arkadaşlarımızla şimdiden biz çalışmalarımızı kendi içimizde yapıyoruz. Bildiğin gibi Antalya Devlet Operası'nın müdürü ve sanat yönetmeni Klenle sanatçımız tekrar hoş geldi. İnşallah bu son olur. İnşallah. İnşallah. Ya, şimdi kabul etmek lazım, çünkü çocuklarımız, gençlerimiz şu an internet üzerinden ders çalışıyorlar. Onların eğitimi hep her şeyden daha önemli. Dolayısıyla biz de bugün özellikle biraz yoğun, bu kadar olmuyordu. Çünkü muhtemelen yasaklar bittikten sonra yoğun bir süreç başladı şu an eğitimle ilgili. Onun için eminim değerli sanatseverlerimiz de bizi hoş göreceklerdir. Antalya'dan bahsediyorduk, festivalden bahsediyorduk. Yarım kaldı tekrar. Evet. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı Patara yılı ilan etti, biliyorsun. Onunla ilgili de Sayın Valimizle pandemi öncesinde bir toplantı geniş kapsamlı düzenlenecekti. Ama o da ertelendi. Biz onunla ilgili de çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ayrıca başka projelerimiz olarak Sayın Genel Müdürümüz Murat Karahan da bizzat dahil olduğu ve desteklediği bir projemiz var. Çok da ses getireceğini düşünüyoruz. İnşallah. Evet, inşallah pandemi sonrasında onu da gerçekleştiririz. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerimize de ağırlık veriyoruz. Gene Sayın Valimizle yaptığımız toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte ve biz Antalya Devlet Opera ve Balesi olarak üçlü bir şekilde bir projeye başlatmak istiyoruz. Haydi Çocuklar, bir piyano 4 solist, önce köy okullarına gidip oradaki çocuklara operayı, insan sesliğini tanıtıp, ondan sonra ikinci aşamasında Haydi Çocuklar veya deyip sahnemizde, sahnesinde o çocuklarımızı ağırlayacağız. Burada dekor, kostüm, ışık, hepsini görecekler. Üçüncü aşamasında da bu davet ettiğimiz çocukları bu sefer aileleriyle birlikte bir temsilde ağırlayacağız. Böyle bir planımız, projemiz var. İnşallah bunu da pandemiden sonra gerçekleştireceğiz. Ayrıca yarı kalan eserlerimiz oldu, ertelediğimiz. Tam pandemi başlamadan 2 gün önce genel prova aşamasında dünya premierini yapacaktık. Kamelyalı Kadın Balesi. Sevgili Genel Müdür Yardımcımız Volkan Ersoy ve sevgili Armağan Davran'ın Betnos'un ve koreografisini yaptığı Verdi'nin daha önce Türkiye'de hiç seslendirilmemiş operalarından seçilmiş müziklerle müzik düzenlemelerini ve orkestra şefliğini yapıyor. Ayrıca sevgili Tansel Türk de Ali rolüyle yine Kamerun Kadın Antalya'da sanatseverlerle buluşacak. Bunu da heyecanla bekliyorum. 4 mü oldu? 3 mü oldu artık ben de? 4 oldu artık. Ya malum internet sıkıntılı, hiç bu konuya girmeyelim. İnşallah kaybetmeden sizi, sanatseverlerimize bir parça daha çalmanızı rica edelim sizden. Tabii ki bir de Türkçe bir parça, bir türkü çalmak istiyorum.
Çanakkale Türküsü'nü şimdi çalacağım. Değerli sanatseverler, bugünkü programımızda maalesef bu şekilde oldu. Gerçekten elimizde değil, internet bağlantılarımız çok yoğun, çok yüklü. Herkes internette, gençlerimiz, çocuklarımız, hatta anaokuluna giden, kreşe giden çocuklar bile arkadaşlarıyla internet üzerinden konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Özellikle 18 yaş altı çocuklarımız malum sokağa çıkma yasağından dolayı sokağa çıkamadıkları için yoğunlukla internetteler. Özellikle de şu anda derslerim var. Bundan dolayı ne olur bir kusurumuz olduysa bizi affedin. Elimizde olmadı. Ben Devlet Opera Balesi sanatçısı ve genel koordinatörü Oğuz Sırmalı. Hepinize hoşça kalın demek zorunda kaldım. Eminim Antalya Devlet Opera Balesi Müdürümüz Sayın Akın Ulutaş da şu anda konuşabilseydi o da bir hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Evinizde kalın, sağlıkla kalın ve sanatla kalın derdi. Ama ben onun yerine de söylemiş olayım. Ne olur bizi affedin bugünkü programımızda. İnşallah diyelim öğleden sonraki programımızda bu sorunu yaşamayacağız. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıkta kalın, evinizde kalın ve sanatla kalın. Hoşça kalın.